Sırada günün gazete manşetleri var. Şöyle gazetelere bakalım hangi haberler var. Başlarken de söylemiştik transfer dönemi bu haftada sıcak ve yoğun geçebilir. Çünkü 13 Eylül'de noktalanacak yaz transfer dönemi. Hemen şöyle foto maçın ilk sayfasıyla başlayalım. Kostiç'i görüyoruz. Kendisi dün İstanbul'a geldi. Kostiç artık Fener'de Kanarya'dan bir transfer bombası daha şeklinde yorumlanmış Kostic. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın da çok istediği Juventus'un sol kanadını dün İstanbul'a getirdi. Satın alma opsiyonunu kiralanan Sılp Yıldız bugün imzayı atacak. Zalewski de Cimbom'da Galatasaray Roma'nın 22 yaşındaki Polonyalı sol kanadıyla anlaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın ayrılığı sonrası kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray Polonya milli takımında da forma giyen Roma'nın 22 yaşındaki sol kanadı Nikola Zelevski de mutlu sona ulaştı. İtalyan kulübü ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. İş resmi imzaya kaldı. Tarihi günde zafer yakışır. Ay Yıldızlı ekibimiz Uluslar B Ligi'ndeki ikinci maçında bu gece İzmir'de İzlanda ile karşılaşıyor. Gruptaki ilk maçında Galler'le 0-0 berabere kalan milli takımımız sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Barış Alper bu mücadelede olmayacak. Kırmızı kart gördüğü sebeple Arda da şu an durumu belirsiz sakatlığından ötürü. Fanatik gazetesine gelelim. Paralimpikte rekor kırdık. Hemen şöyle en baştaki şu kırmızı habere bir bakalım. Milli sporcularımız paralimpik oyunlarında tarih yazdı. Ay Yıldızlılar Paris'te düzenlenen organizasyonu 6'sı altın, 10'u gümüş ve 12'si bronz olmak üzere 28 madalya tamamlayarak rekor kırmış oldu. Ve Kostiç Fener'de Mourinho'nun telefonuyla Kostiç Fener'de diye bir başlık atılmış fanatikte. Fenerbahçe transferde büyük bir sürprize imza attı. Bir süredir Galatasaray'ında görüştüğü Kostiç menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Yönetim Sırp Yıldız'ı kiralamak için harekete geçti. Juventus'la anlaşma sağlandı. 31 yaşındaki oyuncu Mourinho ile yaptığı özel görüşme sonrası Sarı Lacivertlileri seçti. O simeni görüyoruz sayfada. Uzun süre idman yapmadı, hazır değil denilen Osimen, Nijerya milli takımıyla iki antrenmana çıktı. Yıldız futbolcu önceki akşam oynanan Benin maçında 72'de oyuna girdi ve 78'de attığı jeneriklik golle karşılaşmaya da damga vuran isim oldu. Beşiktaş'tan üçlü operasyon siyah beyazlar üç bölge için yoğun çalışma içinde. İnternasyonel'in kanattaki yıldızı Vessi'nin peşine düşen Beşiktaş sağ beke Trippier'i sol beke de Mario Rui'yi alarak transferi kapatmanın planlarını yapıyor. Sabah gazetesinde o gün Şahinoğlu'nun milli takımla ilgili bir köşesi var. Sağ üstte futbolcuları bölmeye çalışmayın başlığı Dikkat çekiyor. Türk değilim ama milli duyguları yaşıyorum diyen Montella önemli de bir çağrıda bulundu. Aile ortamımız var ama sahadaki birliktelik dışarıdan desteklenmeli. Birlikten güç doğar. Başarper Yılmaz iyi bir turnuva geçirdi ve büyük takımlardan birçok hoca beni aradı dedi. Arda Darbe aldı ama idman yapmasa bile onu değerlendirebiliriz. Duruma bakacağız açıklaması var ki zaten basın toplantısını biz de ekranlara getirmiştik. Bir muhtemel 11 var o gün Şahinoğlu'nun bölümünde. Mert Kale'de Zeki Çağlar Abdülkerim Eren savunmada İsmail Hakan ikilisi orta sahada Orkun önlerinde İrfan Can Kerem ve Umut ihtimali düşünülüyor bu akşam. Samet Yüksel'in haberine de bakalım. Son Kanarya Filip Kostiç, Sayılı Acıbertliler, Juventus'tan bir yılına kiraladığı 31 yaşındaki futbolcunun 2,5 milyon euroluk maaşını ödeyecek. İtalyan ekibine de ekstra bir ücret verilmeyecek. Milliyet gazetesine gelelim. Kostiç bugünün bütün spor gazetelerinde hemen en başta yer alan bir isim. Edin Dzeko'yu görüyoruz sağ üstte. Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve attığı gollerle Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan Dzeko milli takımda da skorer oyununa devam ediyor. Bosna Hollanda'ya 5-2 mağlup olduğu maçta tecrübeli futbolcu ikinci golü ağlara yollayan isim oldu. Yine milli takımla ilgili Montella'nın sözleri başlığa yansımış. Birlikteliği bozmayalım dedi kendisi ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz ama futbolcularımızı lütfen bölmeye çalışmayalım diyor. Bu şekilde bir açıklaması var. Kadroda zorunlu değişiklik olacağından yine az önce bahsettik. Amili takımda Barış Yılmaz cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Galler deplasmanında sakatlanan Arda Güler'in durumu da maç saatine kadar netlik kazanacak. Teknik direktör Montella e bu yüzden İzlanda karşısında farklı bir 11 ile çıkabilir. Takvimin 16. sayfasına gelelim. Zelevski bitiyor. Cimbom Roma'da oynayan Polonyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Sol kanatta görev yapan Zelevski'nin bonservisiyle alınması bekleniyor. Sağ kanat içinde Emin Bey'in adı ön planda şu anda. Jorginho iddiası Galatasaray Arsenal'ın yıldız orta sahasını kadrosuna katmak istiyor. Kontratı sezon sonunda sona erecek. İngiliz basını Carlos Casemiro'nun takımda kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçen Galatasaray'ın Arsenal'ın İtalyan oyuncusu Jorginho ile ilgilendiğini öne sürdü. Türkiye'ye kapıları kapadı. Romano Galatasaray'ın ilgilendiği Rabio için Türkiye ve Körfez'i düşünmüyor. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek ifadelerini kullandı. İlk saat dilimimiz için gazete manşetleri bu şekildeydi. Tekrar ikinci saatte takım haberlerine detaylıca değineceğiz ama şimdi şöyle süperlik ekiplerinin öne çıkan haberleriyle devam etmiş olalım. Atakaş Atay Spor diyeceğiz çünkü yeni teknik direktör Rıza Çalınbay oldu.